Hello guys, welcome to Zarkra Crew with me Zara from Indonesia. Do you know guys that yesterday is the anniversary of the conquest of Istanbul? The 568th anniversary of Istanbul's conquest was celebrated with a peaceful feast in the Turkish metropolis. Turkey Communications Directorate organized a peaceful extravaganza in cooperation with the Culture and Tourism Ministry to mark the anniversary of the conquest of Istanbul that changed the course of history. Wow, I'm so curious. I think it will be spectacular. Alright, let's start to react. Wow. Oh my god. Mashallah. O gün doğumunda nasıl doluydu içimiz. Akıyordu güneşten nesil nesil akıbet. Bir yeni imanla büyüyorduk. Eskiler üstü. Wow, it's so cool. Ne kadar canlıydık bütün insanlarımız. Gıcırdıyorduk bir kadar. Azametten, yağlı yollarda, yüzyıllardan yüzyıllara davet. Tam 568 yıl önce burçlara bayrağı dikti Ulubatlı Hasan. 568 yıl önceydi ki karalar deniz gibi yol verdi. Bundandır işte 29 Mayıs Fatih, Ulubatlı Hasan, Akşemseddin, 29 Mayıs Çanakkale, Revezeli. Okay, is he the man that ride a horse? Is Sultan Mehmet II? İlk kez, bu koca dünyada ilk kez işi aşikar oluyor bütün milletlere ibret. Night with the special festival on the building. Oh my god, it's so cool. Wow, I think this is a graphic, this is a picture of Sultan Mehmet II, right? Because he is riding a horse. Doğa üzerinde açan kuvvet gücü. Allah'ın toprağa geçit veriyor. Türk'ün koluna. I think he's like yarattı altın tansığını geceler süren gayret. Bir ufkunun yeni bir gün açan parıltısında alın yazısını yazıyor Sultan ve Devlet. Hangi şehir görmüş onun gördüğünü? Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu gün. Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece, karadan sevk edilen yüzde geçmiş hayırca. Geceler vardır dirilişe gebedir, fecrolur, şehri İstanbul fetholunur, bir çağ kapanır ve yeni bir çağ açılır. Ve şehirler şehri İstanbul'un kalbi. Fethin yegane simgesi. Ayasofya. I want to go to Turkey to alemler içinde selam olsun. Many mosques in Turkey. İnşallah. Şirinlerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindim. Efsane odur ki maşallah, büyük tufandan beri Cudi Dağı'nda duran ruhun gemisine ait ahşap parçalar Hızır'ın bir işaretiyle getirilip Ayasofya'nın kutlu orta kapısını oluşturur. Ve denilir ki kapının üzerinde hala gemi çivilerinin yerleri. Okay, this special tufan kadar kadimdir Ayasofya zamanı. Kızaklarla yarılır. Ufuklar saçıldı zümrüt köklere, gümüş böceklere merhamet.
acayip pınarlardan, meçhul korulardan geçtik. Zamanımızla durduk iki yanda. Geçmiş devirler, set set. Okay. Bir sabah Berman ile uyandık. İstanbul. It tells about the conqueror. Bir sabah duyuldu. The conqueror of the gemilerim karadan dağlar taşlar indi. Emret. Sen kokmayan gülü neyleyim. Neyleyim sensiz bahar. 29 Mayıs İstanbul. Türkiye. Fetih ruhlu bir gençlik yetiştirdi. Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbimizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir. Ve yine efsane odur ki kutsal sandık kayıptır ve bugün hala aranmaktadır. Wow. Ayasofya kutsal so sandığın emanetçisi midir? Okay. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel. O ordu ne güzel ordudur. Maşallah. Cihanın yarısı gök. Önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul. Havanın mavisinde, denizin yeşilinde bir türkü. Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce bir fetihle büyümüşüz. Kutlu olsun Yeditepe. Kutlu olsun Boğaz'ın mavi suları. Ey Halit, Marmara. Ey Fatih'in wow. Elindeki kırmızı gül. Bundan tam bir yıl önce Ayasofya'da Fetih Suresinin okunmasına ve ardından Cami-i Kebir olarak yeniden ibadete açılmasına önderlik eden Cumhurbaşkanımız really Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Fethin 568. yılı kutlu olsun. Okay, anniversary of 568. Alright, happy 568th anniversary of the conquest of Istanbul. MashaAllah, the video is so beautiful. And also this anniversary event is so beautiful. Technology nowadays really amazing. And for me, the coolest part of this video is when the visual on Hagia Sophia Mosque. It's really amazing. And also the visual of the Sultan Mehmed II, the conqueror of the Constantinople or Istanbul. Alright guys, before the virtual sky mapping show, that was the recitation of the 48th chapter of the Quran, Surah Al-Fath, meaning victory or triumph in Hagia Sophia Grand Mosque. The celebrations continued with a virtual sky mapping show that was used for the first time at Galata Tower and Hagia Sophia, a symbol of the conquest. The image of Mehmed the Conqueror on horseback, Sultan Mehmed II, who conquered the Istanbul at age of 21 and turned the Ottomans into a global empire, was also featured in the show. Wow, this show really amazing. Alright guys, thanks for watching my video, but don't forget to like, comment and also subscribe. Okay, see you in the next video.